Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün de mutfağa girdim ve şöyle biraz dolandım, bakındım dolaplara neler var. Genelde evdeki malzemelere göre menümü oluşturuyorum. İlk tara karar verdim neler yapacağım diye. Fırında tavuk patates, yanına bezelyeli pirinç pilavı. Çorba olarak da közlenmiş kırmızı biberden yapacağım. Çok lezzetli oluyor bu çorba. Salata da hazırlayacağım. Evde kabak ve havucum var. Bunu rendeleyip kavuracağım. Ve daha sonradan da yoğurtlayacağım. Yemekleri hazırlamaya başlıyorum. Tarifleri detaylarıyla videoda izleyebilirsiniz. Yemeğimiz için 5 tane tavuk inci kullanacağım. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ayrıca isteyenler tavuk pirzola ya da tüm tavuğu alıp doğrayıp da bu yemeği yapabilir. Kuru soğan 1 tane, sarımsak, baharat olarak da tuz, karabiber, kekik, toz biber, pul biber. Bir tatlı kaşığı da domates salçası. Kaba koyalım. Baharatları ekleyin. Evde yarım paket kremam var. Onu ekleyeceğim sosuna. Mecbur değilsiniz. Sadece ben evde olduğu için ve ziyan olmaması için kullanıyorum. Bunun yerine yarım çay bardağı süt ya da 1-2 yemek kaşığı yoğurt da eklenebilir. Krema yağlı olduğu için yağ eklemiyorum ama sizler 1-2 yemek kaşığı da sıvı yağ eklersiniz. Sosumuzu karıştıralım. Sarımsakları doğrayıp ekleyeceğim. Büyük büyük doğrayın. Tavuklarımızı da sosun içerisine atalım. Soğanlarımızı da. Sosun her yerine gelmesini sağlayın. Sosladığımız tavuğun üzerine kapatalım. Ve buzdolabına kaldıralım. 3-4 saat bekleteceğim. Daha sonradan pişireceğim. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Sizler sabahtan bile tavuğunuzu soslayabilirsiniz. 4 tane kırmızı biberimi közledim fırında. Kabuklarını soyup içini çıkartacağım. Hazır konserve şeklinde közlenmiş biber satılıyor. Onları da bu çorbada kullanabilirsiniz. Fırınımı en yüksek ayarda açtım ve koydum. 15 dakikada közlendiler. İri parçalar halinde doğrayın. En son blenderdan geçireceğiz. O yüzden küçük küçük doğramanıza gerek yok. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremize alalım. Ocağın da altını açın. Yağımız erisin. 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu ekleyelim. Kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Devam edin karıştırmaya. Közlediğimiz biber ve sarımsakları da içine atabiliriz. Soğuk olan suyumuzu dökelim yavaş yavaş. Sürekli de karıştırın. Unumuz içerisinde topak topak kalmasın. Su ekledim. Buzluğumda et suyum vardı. Onu da ilave ediyorum. Siz de mutlaka bu çorbaya tavuk suyu ya da et suyu katın. Çok daha lezzetli oluyor. Ocağın altını orta dereceye getirin. Tencerenin de kapağını kapatıp yaklaşık 20 dakika çorbamızı ocakta pişirelim. Çorbayı blenderdan geçirelim. Çorbaya bu esnada 1 çay bardağı süt ekliyorum. Karıştıralım.
Baharat olarak kuru nane, karabiber ve tuz koyacağım. Çorbanın kıvamı güzel. Ben daha fazla su eklemek istemiyorum. Eğer sizde katı olduysa kaynar su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. 5 dakika kadar daha kaynasın. Çorbayı ocaktan çekeceğim. Çorba mis gibi koktu. Közlenmiş olduğu için ayrı bir lezzeti olacak. Çorbam hazır. Ocaktan çekiyorum. Kabaklı havuçlu salatam için bir tane büyük kabağım var ve 3 tane havucu. Soyup rendeleyeceğim. Geniş bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Yağımız ısındığı zaman ilk önce rendelediğimiz kabakları ekleyelim ve 5 dakika kavuralım. Ardından havuçları ekleriz. Havuçlarımızı koyma vakti geldi. Ve 10 dakika ikisini birlikte kavuralım. Yeteri kadar tuz ekleyelim. Kabak ve havucu erkenden pişirin. Soğuması gerekiyor yoğurdunu koymadan önce. Sabahtan bile kavurup bırakabilirsiniz. İftardan önce de yoğurdunu karıştırırsınız. Tamamdır. Hazır pişti. Ocaktan çekeceğim ve tamamen soğutacağım. Yemeğimiz için istediğiniz kadar patatesi küp şeklinde doğrayın. Ya da direkt elma dilimi halinde bırakırsınız. Dörde bölüp. Patatesi tuzuna ekleyelim. Çok az kekik koyuyorum. Ve 1-2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Yemeği pişireceğimiz fırın kabının içerisine tavukları ve patatesi alalım. Fırınımı 200 derecede alt üst ayarda önceden açıp ısıttım. Sıcak fırına koyacağım yemeği ve pişene kadar bırakacağım. Bu süre ne kadar olur bilmiyorum. Fırından çıkartınca söylerim. Alt üstü nar gibi kızarsın istiyorum. Su koymadım. Üstünü de kapatmayacağım. Direkt bu şekilde fırında pişireceğim. Salata için süzme yoğurt kullanacağım. Kabımızı alalım. Yeterli bu kadar. 2-3 yemek kaşığı mayonez de eklenebilir. Ben bugün tercih etmedim. Yeteri kadar tuz. Dikkat edelim tuzunu çok koymayın. Çünkü kabak ve havuca da eklemiştik. 2 diş sarımsak. Yoğurdun içerisinde ezin. 1 dereotu kurusu ekleyeceğim. Eğer tazesi varsa bolca doğrayın. Bu salatada dereotu çok yakışıyor. Evde olmadığı için ben mecburen kurusunu ekliyorum. Karıştıralım. Kabak ve havucumuzu yoğurdun içine katabiliriz artık. Güzelce harmanlayalım. Salatamızı servis tabağına alalım. Salata için biraz yağda toz biber kızdıracağım.
Salataya ceviz de çok yakışıyor. Birkaç tane üzerine koyacağım. Dereotum yok. Ben de taze nane ile süsleyeceğim. Ve sunumunu bitireceğim. Tenceremizi ocağa alalım. 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. 1,5 su bardağı pirincimi önceden soğuk suyla yıkadım. Ve iyice suyu süzülsün diye bir yarım saat kadar beklettim. Pirincimizi dökelim. Ve 3-4 dakika kavuralım. Ocağın altını da orta dereceye getiriyorum. Su bardağından biraz daha az bezelyem var. Buzluktaydı. Birazdan onu pilava ekleyeceğim. Haşlamadım. Gerek yok haşlamaya. İsterseniz bir tane havucu minik minik doğrayıp onu haşlayıp pilava ekleyebilirsiniz. Mısır da eklenebilir. Pilavın tuzunu ekleyelim. Suyunu sıcak olarak ekleyin her zaman için. Soğuk su pilava katılmaz. İki. İki buçuk. İki buçuk su bardağı sıcak su ekledim. Karıştıralım. Bezelyemi de döküyorum. Tencerenin kapağını kapatalım ve pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilav piştikten sonra üzerine mutfak peçetesi koydum ve 15 dakika dinlendirdim. Havalandıralım pilavı biraz. 45 dakikada yemeğim pişti. Fırından çıkartıyorum. Birazdan sofrayı kuracağım. Yaklaşık 20 dakika sonra iftar. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Bugünkü tariflerin sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.